12 ayın 11 ayı yiyorum ben. Bu sene ne nezle oldum, ne grip oldum, ne bir hastalık, hiçbir şey girmiyor. Ama doğal en azından. Yani. Antibiyotik ya doğal. Yani doğal. Şifa bu. Bayanlar bayanlar sevgili çocuklar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. İzmir'deyim. Yanımda Celal abi var. Celal Arpat Instagram'dan. Değil mi Celal abi? Evet. İzmir'de A'dan Z'ye ne var ne yok Celal abi bilir. Yani gayret ediyoruz bilmeye, evet. Ya ben İzmir'le ilgili bir şey yiyecek olsam direkt Celal abinin sayfasına giriyorum. Oradan İzmir'de ne yenir buluyorum. Hatta bu çevrede işte Manisa olsun, Akhisar olsun, Aydın olsun, başka Deniz. Abi benim bilmediğim, gözden kaçırdığım. Yani bu çevrede evet, Denizli var. Bu evet. Çevrede Uşak var. Celal abi sürekli Afyon gezer. Var. Şimdi İzmir'in en önemli lezzetlerinden birisidir. Kelle söğüş. Kesinlikle. Şu an saat 1. Gecenin 1'inde biz kelle söğüş yemeye geldik. Normalde hep gündüz yerdik. Tabii biz 7-24 çalışıyoruz. 7-24. Neredeyiz abi? Şu an İzmir, Çankaya, İkiçeşmelik Caddesi. Tamam. No 24 Taksim. A, Söğüşü Celal ve oğulları. Abi, Agora'nın karşısındayız. Agora'nın karşısındayız. Katlı otoparkın adam şeye kadar verdi ya. Numaraya kadar telefon da söyle abi. Celal abiye sorayım ben. Sana sorayım. Sen bu işi yapıyorsun. Abi kelle söğüşün olayı ne? Buradaki olayı anlat, İzmir'deki olayı. Valla kelle söğüşü sabah yemeği seven de var. Hı hı. Öğlen yemeği seven de var. Gece çok şey değil, çok yaygın değil. Evet. Yani gece, ben öyle biliyordum mesela, evet, buraya gelene kadar. Yok. Gece söğüş satan da yiyen de çok yaygın değil. Ama gece sabaha karşı mesela yani, saat 3-4 civarı. Var. Geceleri açık olan söğüşler var. Evet. Ama sayıca fazla değil. Evet. Yani sabah yiyenlerin sayısı da o kadar fazla değil. Aslında genelde öğlen, öğlenden sonra. Evet. O saatlerde daha yaygın yeniyor. Ha, kimilerine göre ağır bir şey. Hani dışarıdan bakan birisi bunu ya nasıl yiyorsunuz ağır diyebilir. Hı-hı. Ama bence çok lezzetli bir şey. Yani şimdi kelleyi sıcak da yiyebilirsiniz. Evet. Mesela fırın, tandır yiyebilirsiniz. Evet. Soğuk da yiyebilirsiniz. Ama soğuk, en güzel haşlanmıştır. Kesinlikle. Yani soğuk bambaşka bir şey. Yani bana sorsanız aynı et, aynı kelle. Evet. 10 kere soğuğunu tercih ederim. Yani soğuk söğüşü tercih ederim. Haşlanmışın tadı çok farklı oluyor. Kesinlikle çok daha güzel. Mesela bizim oralarda soğuk birkaç tane yer var Adana'da yapan. Ben önerdiğim zaman gidenler şunu diyor. Abi ya soğuktu diyor. Biz her şeyi böyle sıcak yemeye ağzımızın yanmasına alışırız ya. Aynen, bununla aynen. Mesela soğuk olduğu zaman bizim oralar mesela çok böyle şey yapıyor. Geliyor. Farklı geliyor evet. Ama. Çok soğuk da değil ama. Ya soğuk yani derken sıcak, sıcak değil. Evet, anlamında sıcak değil. Aslında buz sıcak gibi işte dolaptan ama. Çıkıp gelmiyor. Evet. Normal o da sıcaklığında bekleyen ama bir şey. Ama sıcak değil. Yani evet değil. Eti insanlar sıcak yenir diye algılıyorlar. Evet. Yani etin soğuk veya oda sıcaklığında yenebileceği çok mantıklı gelmiyor insanlara. Ama yedikten sonra beğeneceklerdir. Ben eminim. Hani bilmiyorlar. Çok lezzetlidir. Herkese tavsiye ederim. Değil mi? Faydalı bir şey bir kere. Önemlisi faydalı bir şey. Ben yılın 12 ayın 11 ayı yiyorum ben. Bu sene ne nezle oldum, ne grip oldum, ne bir hastalık, hiçbir şey girmiyor. Ama doğal en azından. Yani. Antibiyotik ya doğal. Yani doğal. Şifa bu. Kuzu eti. Protein. Kuzu. Tamam şifa. Abi sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 21 yıldır bu işi yapıyorum. 21 yıldır? Evet. Hep burada mıydın yoksa daha önce başka yerlerde var mıydın? Daha önce bir yer daha vardı, oradaydım ama genellikle buradaydım. Yani ya, ustamın yanındaydım yani. Gene onların yanındaydım yani. İkinci dükkanlarındaydım. Ondan sonra işte 2016'nın sonlarında ustam vefat etti. Burayı ben devraldım. Ondan sonra da devam ediyorum. Celal ve oğulları. Evet. Değil mi? Dükkanın ismi onu söylemedik. Celal ve oğulları. No'ya kadar verdik ama onu evet. Söylemedik. Evet söyledim. Abi şimdi burada her şey kuzu kelle. Evet. Değil mi? Şöyle bir şeyi gösterelim. Ben alayım abi şöyle. Şu, sayar mıyız abi? Tabii. Ocak diyorum. Gözün işte. Yağından başlıyoruz. Bu da dili. Hı. Bu yanağı. Tamam. Şu en önemli kısmı beyni. Söğüşün tereyağı. Söğüşün olmazsa olmaz ne var? Söğüşün tereyağı kesinlikle. Kesinlikle. Abi şuna baksana zaten ya. İnci gibi ya. Peki abi bunun hazırlanışı nasıl? Yani burada her şeyi sen mi hazırlıyorsun? Evet, hepsini biz hazırlıyoruz. Balıkesir'den direkt kesiliyor mezbahta. Bizim burada arkada mutfağımız var. Tamam. Direkt orada çağırıyoruz. Bizim yüzmeci arkadaşlar var. Onlar yüzüyor. Aha. Geri kalan bütün işlemi biz yapıyoruz. Haşlamasıdır, kemikten ayrılmasıdır. Yani bütün
Hepsi bana bizim elimizden geçiyor. Evet. Sana da zaten yüzülmüş gelmiyor. Tüm evet. Tüm halde geliyor, sen yüzüyorsun. Evet. Peki bunun haşlanması uzun mu sürüyor? Tabii. En aşağı 2,5 saat. 2,5-3 saat. 2 tane tüpün altında haşlanıyor. Abi zaten pamuk gibi oluyordur bu ya. Zaten şu anda helva gibi, pamuk da değil. Helva gibi. Abi harbiden. Hiçbir yerde de bunu göremezsiniz yani bu şekilde. Celal abi ne yiyelim abi? Valla dürüm yiyelim. Tamam. Bir de servis mi yaptıralım ortaya? Tamam. Belki ekmeksiz yiyenler olur. Onlar şöyle için. Tabakta yediğin zaman tadını daha iyi anlıyorsun. Evet. Tek tek parçalarından bakabiliyorsun. Tabii. Dilin tadı ayrı, yanağın tadı ayrı. Yani tabakta da denemekte fayda var. O zaman şöyle yapalım. Sendeyiz. Bir tane dürüm istiyoruz. Tamam. Bir tane de tabak istiyoruz. Tamam. Şimdi onu yaparken de anlatır mısın? Şimdi bu evet. Söğüşün bir diğer özelliği de ekmeği diyebilirim ben. Yani dürüm. Ekmek... Biz lavaş diyoruz, dürüm diyoruz bu şekilde. Söylediniz yani. Dürüm mü diyorsunuz aynı? Evet. Dürüm, lavaş. Dürüm ekmeği. Ama senin lavaşın diğer yerlere göre biraz ufak. Evet. Doğru değil mi? Evet, doğrudur. Tamam. Önce soğan. Mor soğanımızdan başladık. Gözünün yağından devam ediyoruz. Gözün kendisi değil, gözün çukuru. Evet. Evet, gözün çukurudur. Göz deyince sonra yanlış anlıyor. Dilinden. Sonra da yanak kısmına geçiyorum. Bu arada bu padişah yemiyor. Allah Allah. Tabii. Ya şimdi yani aslında size bunun tıklasını da anlatayım birazdan. Şimdi anlat abi onu doğrarken. Zaten başka ekleyeceğim sebzeler kaldı, onları ekleriz. Eskiden padişahlar zamanında bir insanı zehirleyecekleri zaman 40 gün aynı yemeği verirlermiş. 41. gün ölürmüş. Öldürecekleri insan ölürmüş. Bir tanesine sormuşlar. Hücreye atarken. Senin isteğin nedir? Her gün. Bana her gün bir tane kuzu kelle getirin demiş. Ve bu kuzu kelleyi 40 gün boyunca yemiş. Hiçbir şey olmamış. Ondan sonra da padişahlar bir araştırma yapmışlar. Bunun her bir parçasında ayrı bir protein var. Dilinde, gözünde, yanağında, kafatasındaki çürük etlerinde ayrı ayrı protein varmış. Ondan sonra da padişah yemeği olmuş. Aynı hikayeyi Kahramanmaraş'ta Fidan Paça'da Hacı Usta'dan dinlemiştim. O da anlatmıştı bunu. Yani bizim yaşımız küçük, belki biraz eksik yok, de anlatmış yok, olabiliriz. Yok yok, o da hemen hemen aynı yaştasınız onunla. Abi o nedir? Bu isot. Şimdi ben ilk defa gördüm isot atıldığını. Valla ben de ilk defa gördüm kesinlikle. Çok güzeldi. Yani. Çok güzeldi. Onca yıldır söğüş yiyorum, isot koyan ilk normalde defa normalde biz bunu soruyoruz. Gelen müşteriler şimdi gelirken zaten görürsünüz. Normalde soruyoruz, ben lezzet katsın diye bunu da attım. Bana sorarsan az bile koydum, ben çok açtım sen. Çok maddi. Yani hayır, onu ben yemeyeceğim. Belki de. Celal abi ilk de yaptın zaten. Ama güzeldir. Şeyi ben isotu baharat olarak çok severim. Her şeyde kullanırım. Yemeklerde olsun, salatalarda olsun. Çok lezzetli oluyor. İlk defa isotla yiyeceğim. Çok güzeldir. Abi bunu saralım o zaman, bir de tamam. Servis hazırlayalım. Onu da Artun yesin. O da bana ekmeksiz mı? Ekmeksiz diyetlesin ya. Diyetteyim, bugün çok yedim. Bir de artı bizim sıcak lavaşımız var. Sıcak saat lavaş dedin. Gece fırınlar açıldığı zaman. Bu lavaş değil mi? Evet. Yine sıcak bu lavaş. Geliyor. Kaçta geliyor? Gece saat 2:30'da. Herkese buradan duyurun. Tabii sıcak lavaşın içinde zaten güzel. Bir artı farklı, daha güzel oluyor, daha lezzetli yani oluyor. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Lavaş sıcak olursa söğüşün tadı bir kat daha artıyor. Kesin ya. Allah Allah. Kesin. Ben hiç yemedim onu. Aa, kesin. Saat 2:30'da. O zaman ekmeği ısıtsa olmaz mı? Yok, olmaz. Ya, o sıcak oluyor ya o yüzden. Olmaz. Mantık olarak bakacaksak ekmeği ısıtsak. O zaman diye düşürdüm. Bulgur koyamam içine. Olabilir abi. Olur. Neden olmasın? Bu da tabakta hazırlamış olduğunuz. Evet, tabakta hazırlıyorum bunu. Bunu zaten bir burada görürsün, başka da hiçbir yerde göremezsin. Niye?
Yapmıyorlar mı? Yapmıyorlar çünkü bu sadece benim bulduğum bir sistem, ustamdan gördüğüm bir sistem. Öyle mi? Evet. Abi bunlar şifa ya. Her gün yiyor musun? Ramazan her gün yiyorum. Ramazan haricinde. Hatta sizle beraber şimdi oturacağım. Gel abi beraber yiyelim, daha iyi olur. Sizden sen nasıl yendiğini göster bize. Ama ben kendi dürümümden vermem sana, söyleyeyim. Tamam, ben kendime kendim özel hazırlayayım. Yapayım. Dil doğruyoruz. Evet, bu dili. 87 mi aldı? Bu biraz daha. Yatay kesiyorum bunları. Serviste bu mezelik. Ha, bu mezelik. Evet. Bunu genellikle meze olarak gönderiyorsun. Abi sen 24 saat açıksın lan. Evet. İzmir'de böyle çok yoktur herhalde 24 saat açık olan. Yok. Kelle söğüşçü. Şimdi söğüş ekip işi. Biz burada hepimiz kardeşiz. Evet. Yani bizim, benim de kardeşlerim olmasa belki ben de yapamam yani. Yalan mı söyleyeyim yani şimdi? Evet. Abi çok güzel bir şey. Ama şu ekmeğin sıcak halde olmuş halini merak ediyorum ben. Ya zaten şu andaki ekmek de sıcak. Sadece hani biraz daha buharlı oluyor. Sevgili milliyetçi, merak etme, ben senin yerine yarın akşam denerim. Gel 2.30'da ye abi. Ben yiyemiyorum. Gelirim abi, onun için de gelirim ben. En üstüne beyin. Evet. Abi bu resmen tablo oldu ya. Zaten tablolu kazanıyorum bunu. Duvara as ya. Bizden bu kadar. Bu mudur abi? Budur. O zaman masaya geçiyoruz. Hatta ve hatta ve hatta ve hatta bir şey daha var. Vay vay vay, bu harbiden var ya. Tablo gibi bu oldu. Bu bomba. Ya. Vallahi billahi bomba oldu bu ya. O zaman Ramazan abi, abi yiyelim. Nasıl yiyeceğiz abi? Şimdi böyle alacağız. Abi şimdi Ramazan abi ne yapmış biliyor musun? Kendine gitmiş küçücük yapmış. Bize gelince doldurmuş içine. Bize 3 porsiyon yapmış. Abi nasıl yiyeceğiz bunu ya? Size duble yaptık. Torpilli mi bu? Aynen. Ya ondan sonra diyorlar ki biz gidiyoruz, bize böyle gelmedi diyorlar. Ama sizin isminizi kim verirse ben yine söylüyorum. Bunu daha önce de yaşadım. Kim sizin isminizi verip de gelirse ben onlara da bu kıyağı yapacağım. Tamam. Bu kadar olmasa da bunun kadar yapacağım yani. Bu kadar olmasa da buna benzer yapmaya gayret edeceğim. Yapacağım. Yok yani. Aynısını yapacaksın. Abi bir şey soracağım. Şimdi normalde söğüşün fiyatı ne kadar? 15. Bu ne kadar? Bu şu an 30 lira. O ne ya? 30, biz 30 liralık. Para çok, 30 liralık yiyoruz. Yani normal şu an bunu forum Bornova'da da yemeye kalmışsın. Belki 30'dan da fazla yiyebilirsiniz. Hadi başlayak ya. Hadi bakalım. Isotlu ilk defa yiyeceğim. Yalnız ben de istiyorum. Isotu mu? Evet. Usta gelsin de öyle ısırayım ya. Ya da o gelene kadar ben ısırayım, bekleyemem. Sonunda çok güzel olur domates üstünde. Vallahi bu kadar doldurmuşum ki benim ısırması da zor. Çok güzel ısır. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Abi senin yerinde olmak isterdim ya. Her gün yerdim bundan. Vallahi ben her gün yiyorum. İstisna yok. Minimum. Hiç şaşırmıyorum. Hatta kardeşlerime de kızıyorum yani. Onlar sandviç yiyorlar bazen, köfte yiyorlar. Ben yemiyorum, ben bunu yiyorum. Hangi öğün yiyorsun genelde? Bu
geceyi. Kahvaltıda falan. Gece saat 2. Benim için fark etmiyor. Sabah, öğle, akşam. Ramazan ayı olmasa misal evden istiyorlar bazen. Hı hı. Hanım istiyor, çocuklar istiyor. Onlara götürüyorum misal. Onlarla beraber de yiyor. Abi çok iyi bu ya. Değil mi? Ben başlamadan diyorsun. Yani soğuk olmasına rağmen gerçekten çok iyi. Çok da lezzetli. Çok da lezzetli. Yani soğuk bir eti bu kadar lezzetli yapmak gerçekten marifet. Ellerine sağlık abi. Ve bizde hep tazedir. Hemen hemen. Günlük değil mi? Gün olmasa da gün aşırı. Çünkü günlük desek yalan atarız. Yapıyorum diyen de yalan atar. Değil mi? Günlük çok zor. Zor. Operasyon kısmı zor, arka kısmı. Çok zor. Valla biz yiyoruz. Hiç kusura bakmayın. Lafı da çok uzatmayalım. Kamerayı kapatıp çekiyoruz. Ceyhan abi çok teşekkür ediyorum. Sen de gömüldün oraya, hiç bizle ilgilenmiyorsun ama. Yani yemeyeceğim dedim ama yarısı yok. Abi çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Rica ederim. Ramazan abi senin de ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Gelenlere numaralısına kadar verdik. Yani dükkanın kaçtı, 24 müydü? 24. No 24'e kadar verdik yani. Gelenler benim isim verebilirler. 7-24 açık bir yerdeyiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.